Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulü Muhammedin. Ve ala Seyyidina Muhammed. Ala Resulü Muhammedin selam. Allah'ın selamı. Şimdi 10. nota seyahatimiz devam ediyor tabiri caizse. İkinci şuada 3 tane bu bürhanlara numune getirmişti. Su gibi, hava gibi, nur gibi olanlar. Orada bir anne misali vardı. Birinci misalde. Annenin yavrusuna süt vermesi. Bu şu anlardaki? Şu anlardaki, evet. İkinci anlardaki. Şey vardı değil mi orada bir ilaçla? Rızık fiili vardı. Şifa vardı. Ve iman ve hidayet vardı. Ha, bir tane daha. Rızık suya bakıyordu. Rızıklandırma fiili. Rızık suya bakıyor. Suya bakıyor, evet. Şey, şifa, hava misaliydi. İman ve hidayette nur gibiydi. Şimdi buradaki bu annenin fiilinden şu yastığı koy da ben oraya geçeyim bana ters geldi. Annenin fiilinden hareket ederek abi ilerlemeye çalışacağız. İkinci şuadaki annenin sütü örneğinde anne bebeğe bu sütü veren benim derse, yani bu bebek benimle rızıklanıyor, benim sayemde rızıklanıyor derse, ki bu rızıklandırma fiili, annenin bebeğe yaptığı rızıklandırma fiili cüz'i bir fiildir. Bu cüz'i fiili sahiplenmek, külli fiilin sahibi olduğunu iddia etmek gibidir. Cüz'i fiili sahiplenmek. Annenin aynasında görünen cüz'i fiili sahiplenmemesi gerekir. Bu fiilde. Çocuğunu emzirme fiilinde, süt verme fiilinde. Yani, ben ayna mıyım? Evet. Yani benim aynamda görünen mesela konuşmak fiilini bizim sahiplenmemiz mümkün değil. Konuşmak, evet. Bu örneği kendimize uygulayalım. İşte konuşmamızı, duymamızı, görmemizi biz sahiplendikçe, ben konuşuyorum, ben görüyorum, ben duyuyorum şeklinde sahiplendikçe bu marifetullah bürhanları gizleniyorlar abi. Bizim alemimizde gizleniyorlar. Ama bizim nazarımızda gizleniyorlar yani. Halbuki bu cüz'i fiillerimiz Cenab-ı Hakk'ın külli fiillerine intikal etmek için verilmiştir. Bu konuşmak, görmek, duymak gibi cüz'i fiiller verilmesinin maksadı ne? Cenab-ı Hakk'ın külli fiillerine intikal etmek. Sahiplenmek için değil bize bunların verilmesi. Bu fiiller, bize verilen bu fiiller 13. penceredeki gibi birer lisanı mahsusturlar. Cenab-ı Hakk'ı bize alim gibi anlatıyorlar. Mesela görmek fiilimiz bu gözü yapanın gören bir zat olması gerektiğini bize alim gibi anlatıyor. Konuşmak fiilimiz keza öyle. Diğer bütün cüz'i fiillerimizde bu hakikat cari. Sahiplenme olunca, biz bunları sahiplenirsek, şuna benzetiyoruz abi bunu. Dördüncü şuadaki hasbina meselesindeki aynenin bekasına yapışmak gibi oluyor sahiplenme. Elmasları, yani elmasları şişelere kalbediyoruz. Burada mesele ne? Ene'nin kullanımı. Yani ene bize kullanıp sahibine bırakmak üzere verilmiş bir anahtar hükmünde. Sahiplendiğin zaman elmasları şişelere kaybetmiş oluyorsun. Aynanın bekasına yapışmış oluyorsun. Yani aynada gözükenin şeye benziyor ya. Benim başıma bir hal geldi de bunlarla okulu. Almanya'da bir galeri değil, cemaattan, cemaat kardeşim dükkanındayız. Gece yani, kahve içiyoruz yani dükkanında, açtık. Dükkanın içerisinde ışık yanıyor, yaktık. Galerinin, ilginç bir şey bu, galerinin duvarları, dükkanın duvarları cam, hepsi cam. Dışarısı zifir karanlık, içerisi yanıyor ışık. Oturdum, kalktım,
İlerideki bir arabaya bakıyorum dükkanın içerisine. Baktım, tabii camdan dışarıya bakıyorum zannediyorum. Cana baktım. Orada kişiler oturuyor. Ondan sonra bir arabalar var bir sürü. Ben bir anda kafam şey yapmadı yani önüme bakıyorum ya. Öne cama bakıyorum. Camda gözükenler. Meğer o arkamdakilerin önde gözükmesiymiş. Ben onlara yaklaştıkça uzaklaştım. Ona yaklaşıyorum da sonra anladım Allah Allah bu arkamdakiler önde gözüküyor diye. Bunun meselede de ustad mesela şey veriyor. Dünya aynen böyle. Önünde zannediyorsun ama hepsi arkanda. Evet. Hadisat istikbalden hali uğrayıp maziye dökülüyor. Yani biz de mazimize gidiyoruz. İstikbal bir aynadır. Mazi orada gösteriyor. Mazi orada gösteriyor. Çünkü yaptıklarımız haşire atılıyor. Haşir. Haşir istikbaldır. İstikbal bir aynadır. Bakınca aslında ileri görüyorum zannediyorsun ama maziyi görüyorsun. Ondan insan korkuyor. Evet bu onu şey yaptı. Evet. Şimdi bu aynadan açıldı. Bu kadın dese ki anne bu aynada ben yapıyorum. Orada gözükenlerin sahibi benim. O zaman aynadanını bilmiyor. Ve o zaman o içerisindekiler hakikata işaret ediyordu, gönderiyordu, yolluyordu seni. Ona mahrum oluyorsun. İşte bu duyguları, efkarı, kainatın envarı marifetini getirdiği vakit diyor. Hepsinde onu tasdik edecek bir makam bulamadıklarından sönerler diyor. 538 sözler. Hı. Yani o sırada annenin duyguları, annelik duyguları ona bu cüz'i fiilden Cenab-ı Hakk'ı tanımak noktasında vazife yapmak gerekirken sahiplenmekle bu şeyden külliyete çıkmaktan mahrum kalıyor yani. Sahiplenmekle. Burada işte enenin kullanımı önemli. Anahtar hükmünde kapıyı açacak, açık kapıda bırakacaksın. Kapıyı açtıktan sonra alıp cebine ben başka kapıları açarım tarzı bir şekilde değil de kapıyı açtıktan sonra kapıda bırakıp sahiplenmemek lazım. Anahtarı bırakıyorsun gibi için. Evet. Anahtarla kapı açılır. Yoksa o anahtarla girip içerideki meyveler bıçak gibi kullanılmaz o anahtar. Değil mi? Öyle mi oldu? Evet. Kapıyı açtığın bir şey... Bir tek o iş için kullanılmak üzere verilmiş yani. Oysa sen içeri gireceksin. Evet. Ben bu kapıyı bununla açtım diye orada sofraları da çorbayı da anahtarla içemezsin. Değil. Evet. İşte bu aynanın bekasına yapışmak bu hasbina meselesindeki bu sahiplenmek yani. Aynanın bekasına yapışmak. Güneşi değil de aynayı zannetmek oluyor. Bu ademi netice veriyor. Sahiplenmemek ya da nasıl sahip olunacağını bilmek. Nasıl sahip olunacağını bilmek ki işte kader Risalesi'nde söylüyor. Dışı bile sahip olunuyor bu başımıza gelen hadiselere. Duayla, imanla, şuayla, rızayla sahipleniliyor. Bunu bilmek vücudu netice veriyor. Bunu bildiğin anda. Bildiğin anda vücudu netice veriyor. Dua, yani, iman, şuur, rıza. Rıza. Tabiri caizse biz bir tezgahız. İşte hadisat hale uğradığı zaman bu tezgahtan istikbale, şey, maziye dökülüyor. Biz tezgahız. Tezgahın neticesinde adem ve vücut mamulleri çıkıyor. Biz aynadarlığımızı doğru yapmakla kendi rengimizle boyamamakla, sahiplenmemekle vücuda netice verdiriyoruz. Ya da sahiplenmekle ademe atıyoruz. Hepsi bonus gibi üzerimize geliyor sürekli. Ama şey yapamıyoruz, istifade edemiyoruz yani. Yani vurup geçiyor. Ha. Eğer bu dört tane özelliğin yoksa, yani dua, iman, şuur, risa. Ya da nokta olup, kara delik gibi olup gelen ışınlar sende sönüyor. Evet, şimdi buradan Adem mevzusuna bağlayacağız abi. Şimdi külliyatta insan için nihayetsiz aciz, nihayetsiz fakir diyor. Bu insan nasıl nihayetsiz aciz olabilir, nasıl nihayetsiz fakir olur? Bu soru benim kafamı çok kurcalıyordu.
Nihayetsiz. Ne demek yani nihayetsiz aciz? Tamam, aciz anlaşılabilir, fakir anlaşılabilir ama nihayetsiz aciz nasıl bir şey yani? Nasıl oluyor? Bunun cevabını külliyatta ararken abi dört tane kelime kullandık. Aciz, fakir, naks ve kusur. Bu dört kelimenin geçtiği yerleri külliyatta beraber okuduk. Şimdi dört yerde mi geçiyor dört kelime? Şöyle abi, Mesnevi 172'de, Sözler 540'da, Sözler 686'da, Mektubat 460'da, bir de Mesnevi 208'de. Toplam altı tane yerde geçiyor. Hani dördü bir arada olan. Yani. Evet, dördü bir arada olan altı tane yer var. Sekiz tane paragraf var. Hı. İkisi aynı sayfada zaten. 540'da hı, ve 460'dakiler aynı yerde, hatvelerde. Biri üçüncü hatta, biri dördüncü hatta. Ne anladın ben? Şimdi onları kısaca okuyalım. Üstünde durmaya çalışalım. Yani nihayetsiz aciz olmak demek. Nihayetsiz aciz sorusunun cevabı. Yani nihayetsizlik, oradaki nihayetsizlikten ne maksat ne? Bu noktayı nazardan. Şimdi bu taramayı okuyalım. Mesnevi 172. Diyor ki, işte ubudiyetin esası olan aciz ve fakr, kusur ve naksını bilmek diyor. Ubudiyetin esası. Evet. Aciz, fakr, kusur ve naksını bilmek ubudiyetin esasıymış. İbadet değil bu. Evet, ibadet değil. Ubudiyetin esası. Devam edeyim. Hı hı. Sözler 540'da abi. İnsaniyetin esasında münderiç olan aczu zaaf, fakru ihtiyaç, naksı kusur diyor abi. Nerede derci demiş? İnsaniyetin esasında. İnsan değil. İnsanda değil. İnsaniyetin esasında münderiç olan aczu zaaf, fakru ihtiyaç, naksı kusur. Dört tane. Diye geçiyor abi. Gene Sözler 540'da devam ediyor. Gaye-i insaniyet ve vazife-i beşeriyet. Gaye-i insaniyet, insaniyetin gayesi. İnsanın değil, insaniyetin gayesi. Gayesi. Ve vazife-i beşeriyet. Ahlak-ı ilahiye ile ve seciye-i hasene ile tahalluk etmekle beraber aczini bilip kudret-i ilahiye iltica. Şimdi tam tasnifli bir yer. Aczini bilip kudret-i ilahi iltica. Zaafını görüp kuvvetli... Aczini bilip... Aczini bilip... Onte tamili kudret. Kudret. Evet. Mukabilinde kudret var. Yöntem? Yöntem iltica. İltica. Evet. Aczini ortadan kaldıran kudrettir. Yöntemin evet, iltica. Evet. İki. Bir de bizdeki şeyi, aczini bilmek. Hmm. Zaafını görmek diyor. Aczini bilmek. Zaafını, fakrını ve ihtiyacını görmek. Kusurunu, naksını görmek. Bir tek aciz için bilmek diyor. He, bilmek. He, diğerleri için hep görmek diyor. Görmek diyor. Evet. Önce bir paragrafı bir okuyayım. Sonra he, tekrar dönelim abi. Gaye-i insaniyet ve vazife-i beşeriyet, ahlak-ı ilahiye ile ve seciye-i hasene ile tahalluk etmekle beraber aczini bilip kudret-i ilahiyeye iltica. Zaafını görüp kuvvet-i ilahiyeye istinat. Fakrını görüp rahmet-i ilahiyeye itimat. İhtiyacını görüp gına-i ilahiyeden istimdat. Kusurunu görüp aff-ı ilahiyeye istiğfar. Naksını görüp kemal-i ilahiyeye tesbihan olmaktır diye ubudiyetkârâne hükmetmişler. Diyor Sözler 540'ta. Şimdi tek tek bakalım. Aczini bilip kudret-i ilahiye iltica. Aczi mukabil kudret-i ilahiye, fiili iltica. Ha, o zaman aczimize karşı kudret-i ilahiye iltica edersek, acizlik de iltica edersek kudret aktif oluyor. Hı-hı. Allah kudreti. Evet. Bizde acizlik ortadan o zaman kalkıyor. Veya kudrete aynı oluyor. Evet. Ya da tam aciz oluyorsun. Tam aynı oluyorsun kudrete. Kudreti tam aynı oluyorsun. Evet. Ama aczini bilmek gerekiyor. Evet. Bildiğin anda kudret devreye giriyor. Kudret devreye giriyor. Tamam. Zaafını görüp kuvvet-i ilahiye istinat.
zaafını göreceksin. Göreceğiz. Kuvvet-i ilahiye istinad edeceğiz. Bu da çok ilginç. Acizlik sıfata dayandı, kudret. Hı-hı. Zaaf ise, kuvvet ise esmadır. Zaafını görüp kuvvet-i ilahiyeye ne diyor? İstinad. İstinad et. Evet. Allah. Bir tek acizini de bilmek diyor. Evet. Diğerlerini de hep görmekten bahsedecek abi. Sonra fakrını görüp fakrını görüp rahmet-i ilahiyeye itimat. Fakir. Evet. Fakirliğini görürse rahmet-i ilahiyeye itimat ederse itimatla evet. aktif oluyor. Aktif oluyor. Yani. Rahmet-i ilahiyeye. Evet. Allah Allah. Sonra 3 ihtiyacını görüp gına-i ilahiyeden istimdat. İhtiyacını görüp gına-i ilahiyeden istimdat. He. Burada şeyi fakirlikle ihtiyacı ayırdı. Yani normalde zenginliğe, gınaya fakrı yapması gerekiyordu. Rahmet-i ilahiye itimat koydu. Bu şeriatta da var. Miskinle fakirlik farklıdır. Mesela fakirada nisap miktarı kadar parası yok. 90 gram altını yok. Ama 70 gram altını var. Hı-hı. Bu fakirdir. Miskin ama mi? Miskin ise hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Misabı koyacağı bir şey yok yani. Yok. Taamil miskin diyor. Miskinin taamı. Fakirin taamı demiyor Kur'an. Miskin fakir değil. Kusurunu görüp affı ilahiye istiğfar. Bu çok önemli. Kusurunu görüp görürsen evet, affı ilahiye istiğfar. Kusurunu gören istiğfar eden, istiğfar eden de Cenab-ı Hakk'ın affa müstakil. Gaffar, af şeyi, sistemi aktif oluyor. Naksını görüp kemal-i ilahiye tesbihan olmaktır diye ubudiyetkârâne hükmetmişler. Yani ubudiyetin içindeki şey bu. Dört tane. Malzeme bu. Dört tane, beş tane mi? Altı tane sayıyor. Altı. Yani o bizim dört aciz, fakr, naks, kusura ihtiyaç ve şey ilave ediyor. Zaaf ilave ediyor. Zaaf. Evet. 6 tane sayılır. Sözler 540'da. Sonra sözler 686'da. Şimdi biz neyi arıyoruz? Nihayetsiz aciz sorusunun cevabını arıyoruz. Nihayetsiz aciz, nihayetsiz. Ha, onu kaçırmayalım. Oradaki nihayetsizliği arıyoruz. Bunu nihayetsiz okurken, ne demek? Evet. Nasıl nihayetsiz olur arıyoruz. Gecede zulümat nasıl nuru gösterir? Sözler 686. Gecede zulümat nasıl nuru gösterir? Öyle de insan zaf-ı acziyle, fakr-ı hacatıyla, naks-ı kusuruyla, bakın bu yukarıdakileri birleştirdi. İhtiyacı fakrla birleştirdi, naks-ı kusurla birleştirdi. Zaf-ı acziyle birleştirdi. Zaf-ı acziyle, fakr-ı hacatıyla, naks-ı kusuruyla bir Kadir-i Zülcelal'in kudretini, kuvvetini, gınasını, rahmetini bildiriyor. Hatta o altı taneyi dörde indirdi tekrar. Kudreti, kuvveti, gınası, rahmeti diye tekrar bağladı. Bir Kadir-i Zülcelal'in kudretini, kuvvetini, gınasını, rahmetini bildiriyor. Nasıl gecede zulümat nuru gösteriyorsa insan da zaf-ı acziyle, fakr-ı hacatıyla, naks-ı kusuruyla bir Kadir-i Zülcelal'in kudretini, kuvvetini, gınasını, rahmetini bildiriyor. Ve hakeza pek çok efsaf-ı ilahiye bu surette aynadarlık ediyor. Allah. Aynadarlık etmenin yöntemini, suretini anlattı bu surette. Aynadarlık ediyor. Sözler 686. İki tane daha kaldı. Mektubat 460. Bunlar hep o nihayetsizi anlamak noktasında. Nihayetsiz ne demek? Evet. Mektubat 460. Vücudu şahsisine güvenip mucidi hakikiden gaflet etse insan, yıldız böceği gibi bir şahs-ı ziyai vücudu nihayetsiz zulümat-ı adem ve firaklar içinde bulunur, boğulur. Vücudu şahsine güvenirse, fakat enaniyeti bırakıp bizzat nefsi hiç olduğunu, bizzat nefsi hiç olduğunu ve mucid-i hakikinin bir ayni tecellisi bulunduğunu gördüğü vakit.
Ne zaman görüyor? Enaniyetini bıraktığı zaman. Enaniyeti bırakıp bizzat nefsi hiç olduğunu ve mucid-i hakikinin bir ayni tecellisi bulunduğunu gördüğü vakit. İşte sahiplenme fiilinde eneği bırakmak yok. Sahiplenmemek eneği bırakmayı gerektiriyor. Bir buz parçası hükmünde olan enaniyetini havuzatıp eritmek. Terkle çalışıyor. Ya bu insanın dört hassası var ya, hassasız hassas. Varlıksız varlık, arz. Naks kusur. Bunlar, ben anladım tabii. Bunlar eylemle çalışmıyor, terkle çalışıyor. Evet. Enaniyeti bırak diyor. Bak enaniyeti bırak. Gururu terk et. Var ya. Günahları terk et. Tembelliği terk et. Hep terklerle çalışır bunlar. Evet. Ve işte ilmin son noktası hiçliğe giden yol buradan geçiyor. Allah. Bizzat nefsi hiç olduğunu, kendisinin hiç olduğunu anlamanın artık başlangıç noktası herhalde. Yani enaniyeti bırakmak. Acayip bir şey. Bu neye benziyor biliyor musun? Şimdi cümle bitti. Ne diyoruz? Nokta. Nokta bir şeyin bitimi ve diğerinin başlangıcıdır. Ve büyük harfle başlar. Büyük harfle başlar. Eğer o nokta içi doludur. O noktayı biraz büyüt. Büyüt, içini boşalt. Sıfır olur. Yani sıfırı küçük. Nokta olur. Noktayı bütürsen ortadan, yani içini boşaltırken ortadan büyüt, orta merkeze. Ondan sonra sıfır olur. Şimdi o içini boşaltmaya da geleceğiz abi. Şimdi burada ilgimi çeken terk ya. Evet. Bu çok antika ya. Yani bu külliyattan tespit et. Yani terklerle çalışıyor bu dört sistem. Evet. İnsaniyete insanlığımızı sokmanın yolu terk. Evet. Evet abi. Tecerrüt yöntemi. Evet. Fakat enaniyeti bırakıp bizzat nefsi hiç olduğunu ve mucid-i hakikinin bir ayni tecellisi bulunduğunu gördüğü vakit, gördüğü zaman da demiyor yani, gördüğü vakit diye, bu da enteresan, bütün mevcudatı ve nihayetsiz bir vücudu kazanır. Allah Allah. Neticesi bu abi. Neticesi bu. Bütün mevcudatı ve nihayetsiz bir vücudu kazanır. Zira bütün mevcudat esmasının cilvelerine mazhar olan zat-ı vacib-ül vücudu bulan bir kalp her şeyi bulur. Zira bütün mevcudat esmasının cilvelerine mazhar olan zat-ı vacib-ül vücudu bulan bir kalp her şeyi bulur. Ben bunu merak etmiştim. Böyle bir kalp bulduğunu nasıl anlar diye. Not almıştım. Bu söyleniyor ama acaba burada hissimiz ne kadar? Hakikaten böyle bir kalbimiz var mı? Yani vacibül vücudu bulduğu vakit bulduğunu nasıl anlarız? Göstergesine yani. Göstergesine eylemse ikinci şuada buldum. Şöyle diyor bir mana. Artık bu kalpte dünyaya bir özlem olmaz. Yani bunu bulduktan sonra diyor, mülke karşı diyor, o ise tatmin olur. Daha böyle masivaya böyle şey yapmaz. Bakma. Evet, bak. Herkes kendi derecesinde böyle ne kadar böyle masivaya vesilelik noktasında değil de yani sahiplenme noktasında bakarsa o nispete vacibül vücudu his seviyesinde bulamaz. Orada 4-5-6 tane şey sayıyor. 4 tane mi 6 tane. Mesela vacib-i vücudu bulunca mala karşı o aşk teskin olur. İşte vacib-i vücudu bulduğu zaman aşk-ı mecaziler teskin olur. Böyle sayıyor bunu. Aşk-ı hakiki inkılap. İnkılap ediyor. Yani kendisi insan bunu deneyebilir. Yani aleminde hani varlık ne ifade ediyor? O nispetle o kalp vacib-i vücudu bulmuş demek. Allah benim için ne? Ne ifade ediyor? Ne ifade ediyor? Peki bunu gene aldatabilir diye merak ettim. Benim için şöyledir, böyledir diye. Daha somut bir şey istedim. Eylemde gözüküyor. Davranışlarda o gözüküyor. Aksiyon.
aksiyon, er. Çünkü kalpte olan her şey fiile dökülür. İstisnası yoktur. Çünkü fiilin arkasında his vardır. His varsa mutlaka fiil vardır. Fiilinde yoksa, söylüyorsa iddiadır. Ya da fiilinde görünenin kalbinde var demektir. Evet, yani alem-i şehadette olanın her karşının alemi gaybde olduğu gibi oldu. Bir insanın fiilinde varsa kalbinde de vardır. Evet, yani mülkte olan her şey melekutta vardır ama melekutta olan her şey mülkte yoktur. Değildir, değil. Lef-i mahfuzdaki her şey vücuda gelmiyor ama vücuda gelen her şey lef-i mahfuzda vardır. Var. Dört, gene mektubat 460'da az ve fakr ve kusurdan başka nefsinde bulmuyor ki içinden fazla geçsin diyor. Bakıyor başka hiçbir şey yok. Bu çok önemli ya. Hiç şey yapıyor, taras, ne yapıyor, ne yapıyor? Tarasüt ediyor yani nefsine bakıyor. Bakıyor. Az, fakr ve kusurdan başka hiçbir şey bulmuyor. Dolayısıyla haddini aşmıyor, haddini bilmiş oluyor. E peki orada bir şeyler görüyorsa? Orada bir şeyler görüyorsa, şimdi bu söyleyeceğim geliyor abi. Mesnevi 208. Evet. Diyor ki kendi nefsinde torbasında kusur, naks, aç, faktan mağarda bir şey bırakmamalıdır bu. Torbadan atmasın. Atacak yani. Varsa atacak. Sıyrılacak. Terk edecek yani. Bak terk. Evet. Torbasında bir şey bırakmıyor. Evet. Bak torbaya bir şey eklemiyor ha, dikkat edin. Harun. Torbadan bir şey atıyor. Terk arkadaşlar. Bu Risale-i Nur'da çok ciddi işleniyor fakat pek gözükmüyor. Dile getirilemeyen veya getirilmiyor bu da şey. Terk. Yani biz hep şöyle öğrendik İslam dünyasında. Namazdır, oruçtur, işte açlıktır, azap çekmektir. İslam dünyasında hep böyle mağaralara çekilmek tamam vesaire var. Oysa şey var, alışılmadık bir yöntem getiriliyor. Terk. Terklerle çıkıyor. Yani takva için usul esas olmuş diyor. Evet. Evet, şimdi bu 6 tane noktayı nazardan sonra, yani bu az, fakr, naks, kusurla alakalı Risale-i Nur'daki beraber geçen yerler diyeyim. Çok yerde geçiyor da. Hepsinin beraber geçtiği yerler sadece bunlar. Bunları okuduktan sonra şöyle bir hususi tefekkür, ne kadar yakınlaştırabilirsem artık. Bir şeyin nihayetsiz olması için zıttının müdahale etmemesi lazım. Nasıl ki Cenab-ı Hak nihayetsiz kadirdir, aciz müdahale edemez. Onun için zaten nihayetsizdir. Evet. Acizliği müdahale edemez. Yani zıttı müdahale etmediği için nihayetsiz, az müdahale edemez. Yahut nihayetsiz alimdir, cehl müdahale edemez. Cenab-ı Hakk'a. Etse nihayetsiz olmaz, mertebelenir. Yani küçük de olsa bu 32. sözün başında geçiyor. Yani o alandan küçük de olsa bir yer kapsa ikilik olacak. Hiç şey yok yani. Hiç müsaade yok girmesine, şirkin dahiline yani. Dolayısıyla aynı onun gibi bu mertebelenmemesi için de zıttını müdahale etmemesi lazım. Zıttı müdahale ederse, girerse o zaman ilahlığını yitirir. Yani az isnat edemeyiz. Az isnat edilirse mesela haşrı yapamaz dedin. Bitti. Yani o ancak senin Allah'ın olur öyle yani. Öyle dediğin zaman. Ya ben şu anda biraz etkilendim. Yani bir Allah ki Allah olduğunu biliyor ve her istediğini yapabiliyor. Yani bir Allah ki Allah olduğunu biliyor ve her istediğini yapabiliyor. Şu uğrunda tövbe yani tefekkür için. Böyle bir ilmi sahip olan Allah ve güce sahip olan Allah ve Allah'a mahsus lezzeti ruhaniyesi nasıl olur Allah'a da? Nasıl bir şey, nasıl bir Allah, nasıl bir Allah? Bizim ufacık bir duamızı yerine getirdiği zaman nasıl bir lezzet alıyoruz? Yani onun 70 bin artık gölgeden geçmiş hali bizi nasıl başka yerlere götürüyor yani? Yani bir tuhaf bir şey. Yani düşünebiliyor musunuz?
Her şeye gücü yetiyor. Anlıyor musunuz burayı? Her şeyde... Anlayamıyoruz abi. Ve kendisi Allah olduğunu biliyor. Allah Allah olduğunu bilmesinden gelen ve Allah'a mahsus olan lezzet-i mukaddesesini düşün. Böyle Allah ile gurur duyulmaz mı? O zaman artık münker, mekir, kabir, cennet, cehennem, Cebrail, Mikail, sana bir şey kalmıyor ki ya, böyle bir derdin yok yani. Allah ile gurur duyduktan sonra ya bu cennet, cehennem denilen şey sana, senin alakası yok yani. Meczupluk verilecek ama olsun, verilsin. Yani böyle bir Allah ile gurur duyduktan sonra Allah'ın huzurunda cennet istiyorum senden denilir mi ya? Allah'tan cennet istiyorum denilmez ki. Seni istiyorum denilir. Şey gibi, başbakanla görüşmek için birkaç makam geçiyorsun. Başbakana gidiyorsun, arkasındakini istiyorsun yani. Arkandakileri istiyorsun. Allah'ı buldun, Allah'tan gayrı bir şey istiyorsun. Cennet haşa Allah değil ki. Allah'tandır. Allah'ı bulduktan sonra Allah'tan bir şey istemez ki. Kendisini istersin ya. Niye saflık yapacaksın ya? Mallar malını buldun. Kovanın yağma olsa ne olur? Ballar balını buldun. Bu enfus tefekkür böyle taşıyor adamı. Bunu hususi umumi derste böyle konuşuyoruz. Bu söylenilenleri not alıp da odanızda tek başına düşününce şu söz hisse dönüşür. Unutmayın. Zevk alırsınız. Bunu tefekkür. Şu anda tezekkür ediyoruz. Tefekkür etmiyoruz. Tezekkür ediyoruz. Not alıp odanızda bunları tefekkür ederseniz tefekkür olur. Evet. Tefekkür de lezzeti ruhaniye, labuti bir lezzeti inkılap eder. Fikir bir yoldur diyor usta. Evet. Tefekkür. Fikir yoluyla. Yani bu sefer arkadaşlar artık dünyanızda, aleminizde o büyümüş olan şeylerin küçüldüğünü, terki mümkün olmayan şeylerin nasıl patır pıtır düştüğünü, terkte ne kadar kolay olduğunu görürsün. Terkle küçülmek değil, terkle büyümek. Büyümek. Dünyanın veya dertlerin küçülmesi. Çok acayip ama. İlmine ben dedim, Allah'ın canibi değil, beşer canibi. Ona ilim yaptım, merak ettim. Yaptım, dibi yok ama sonuna doğru geldim. Ona nereye varırım? Bir baktım ki hiç. Demek ki hiçliğini bilmek hiç olmak için değil. Hakikatına yanaşıyorsun. O zaman artık sen duvardaki zerredesin, tuvalet taşındasın, balıktaki zerredesin, Harun'un kafasındaki zerredesin. Kainatta varlık şey denilen hangi zerre varlık varsa her şeyde haberdar ve vücudun oluyor. Bütün kainat diyor senin etza. Etza ve efradın hükmüne geçir. Ve bir anda her yerde olma haleti, ruhu ve şuuruna sahip oluyorsun. Yaşarken ne ahiretten demiyor. Evet abi. O bir de usut intibanı bir daha okur musun? Nihayetsiz olması için zıttının müdahale etmemesi lazım. Çok güzel. Nasıl ki Cenab-ı Hak nihayetsiz kadirdir, aciz müdahale edemez. Hı hı. Yahut nihayetsiz alimdir, cehl müdahale edemez. Etse nihayetsiz olmaz, mertebelenir, ilahlığını yitirir. Zira Cenab-ı Hakk'ın ilmi, iradesi, kudreti vesaire zatidir. Zatındandır. Hangisi zatındandır? İlmi, iradesi, kudreti. Evet, zatıdır. Vesaire. Hepsi Cenab-ı Hakk'ın zatındandır. Zatındandır. Ve nihayetsizdir. Evet. Zıttının müdahalesini kabul etmez. O zaman burada da bir başka bir şey de çıkması lazım. Evet. Bilmiyorum abi şimdi nasıl gelecek, bakıyoruz. Aynen bunun gibi insanda da aç, fakr, naks, kusur mahiyetinde münderiştir insan. Mahiyetinde münderişse bu? Evet. Nedir o da? İşte tabiri caizse artık bilmiyorum nasıl desin. Yani işte söyle. İnsanın mahiyetindeki bu aciz, fakr, naks, kusur nihayetsiz ve mutlak olarak münderiştir. Ve o zaman
zatı bir hassasıdır insanın. Evet. Yani haşa, yani Cenab-ı Hakk'ındaki zatilik gibi bir özellik değil ama işte vagon ve lokomotifteki gibi, yani vagona hareket veren de öndeki vagon, lokomotif kim çekiyor? O, onun hareketi kendindendir gibi. İnsanın da aç, fark, naks kusuru kendindendir. Mahiyetinde münderiştir yani. Hakiki şey. Hakiki varlık, varlıksız varlığı. Varlıksız varlığı. Varlıksız varlığı. Yani o işte o şimdi noktayı tekrar büyütüyoruz. İçinde ne varmış diye. Sıfır mı değil mi? O nokta yani sıfır. Şimdi devam edeyim. Ondan sonra mutlaka bitireceğiz zaten. Az kaldı artık. Bu aç, naks, fark, kusur özelliklerini alırsan insan da insan özelliğini yitiriyor abi. Ha, bunlar ortadan kalkarsa. Evet, bunları alırsan o insan da o zaman insan olmuyor. Haşa, ilahlaşıyor yani. İşte firavunların şeyi, gittiği yol bu yol yani. Yani aç, fark, noksan, kusur. Kusur, evet. İnsandan İnsan bu manalarda uzaklaştıkça, evet, kendini de göremedikçe bu ilah evet, gibi oluyor kendisi. Kendini öyle zannediyor. Kendisini evet, ilah edineni görmediğini. Evet. Firavun mesela işte merdivenden inerken atın ön ayakları şey yapıyor, uzuyor. Çıkarken arka ayakları, ta ki eğilip bükülmesin diye adam yani. Nehir ters akıyor yani. Ölüm mü diyor, işte çağırıyor iki tane adam, bak ben de öldürdüm diyor yani. Affettim diyor, onu da bak hayat verdim diyor yani. Bu hale gelmiş adam. Niye? Çünkü aç, fakir, naks, kusur yok yani adamın şeyinde. Aleminde yok yani. Şey bence Fransız kralı, efendim demişler, millet ekmek bulamıyor. Ya bulamıyorsa pasta yesin nerede diyor. Yani, ekmeğin ne olduğunu bilmiyor ki. Ekmeğin ne olduğunu, pastanın ne olduğunu bilmiyor ki. Yani ekmek bulamıyor, pasta yani üst seviye ve pasta yesinler. Hani onun gibi bu da aç, fakir, naks, kusur. Sen kusur, buna da şey uydursana Murat. Bu şeyleri çok yapıyorsun. Yaz harfleri. Dişil gibi, ezberlediğimiz gibi aç, fark, noksan, kusura bir şifre yapsın. Furkan sen ne yap? Sonra Firavun dışarıda ayıp böyle yasalar kandırıyor. İçten kendini nasıl kandırıyor öyle? Yani öyle zannediyor. Yani içeride de tamamen blok olmuş ya şeytan. Şeytan tamam bir lokal edince senin gibi ilah var mı? Ya bizde de içimizde kandırmıyor mu Furkan? Bir yerde ders yaptığımızda bir şey yapınca ta akış gelince hakikaten ben ne biçim adammışım falan. Yani enaneti bırakamıyoruz ki. Buldum abi. Ne abi buldun? Kafan. 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 Senin kafan bir eksik. Kafan. Kafan bir eksik. Kusur. Söylüyorum abi. Kafan. Ne söyle? Kusur. Kusur. Ay sildik. Fakir. Ay. Naks. Bir dakika. Kafan. Kafan. Kaf nun gibi de olabilir. Kaf. Kaf nun. Kaf nun. Tezgah yani. Kaf nun tezgahı. Kaf nun. Ha, daha iyi oldu. Kafa. Nun'da neye kusur işaret ediyor abi? Nun'da neye işaret ediyor? Nun harfi ha, neye işaret ediyor? Kaf naks. Nun. Yani ha, kusur, aciz, naks, fakir. Yok. Fakir evet. Kaf, nun. Hayır. Naks. Kusur, aç, fakr ve naks. Naks. Ha, kusur, aç, fakr ve naks. Bir dakika. Kaf, nun. Kusur, kusur, kaf. Kusur, aç, fakr. Kaf, nun da naks. Naks. Ne oldu? Kaf, nun. Kaf, nun. Onu okumuyoruz. Nun'u ne harfi olarak? Ne olur? Kafnun. Kafnun tezgahı. Mesela benim buna yakın abi 20 yakın dokümanım var abi mağarada. Açtım defterim. Şükür Mikası diyor abi. İrmak diye yazmış. Bir tane misal vereceğim. İrmak. İktisat. Rıza. Memnuniyet. Kanaat. Ailesi diyorum. Mesela ben bunu kafan diye ben yerleştirdim kendime yani. Hı. Bunu yazacağım şimdi defterim. Mesela şükür Mikası diyor. Ondan sonra şükürsüz mizanı nedir? İh. 3 tane he var sonunda. İh. Enaniyetin vücudu ham. Hasrata evet, sahip olmak dişir. Enaniyetin özellikleri şey, avam mesela. Enaniyetin özellikleri avam. 4 tane özelliği avam. Bir anlatsana avam. Avam. Onu bilmiyorum abi. Avam neydi? Onu ben uydurdum. Enaniyetin özelliği evet, avam neydi? Aynı darlığını bilmek. Ve? Ve vahid-i kıyasi. Vahid-i kıyasi.
neydi, nasıldı? Şeyden, yerinden okumak lazım. Tamam, şimdi neyse, avam. Evet, neyse, onu sonra bakalım. Şeyi dağıtmayalım konuyu. Evet. Şey var, ondan daha ileri Adem'e de gireceksin burada. Evet, şimdi... Ona da gir ki... Son şeyimiz var, paragrafımız zaten. Dedi ki işte insandan bu aciz, fakir, naks, kusur, kaf, nunu alırsan insan özelliğini yitirir. Zira insan tezgahtır zaten. Yani daha önceki derslerde de bu konuya değinmiştik. Kaf, nun tezgahı gibi yani. Bunları alırsan insan özelliğini yitirir, ilahlaşır. Allah dışında her mertebede Adem var. Çok güzel. Allah dışında her mertebede Adem var. Ve Adem mertebelendiriyor. Kainatı mertebelendiren Adem. Adem mertebelendirdiğine göre ve insanın mahiyetinde bu dört şeyin mertebesi olmadığına göre, nihayetsiz ya, aciz, fakir, naks, kusur, Adem de mertebelendiriyordu. Adem mertebelendirdiğine göre insanda da bu aciz, fakir, naks, kusurun mertebesi olmadığına göre, niye? Çünkü nihayetsiz olması lazım. Mertebesi olmadığına göre insanın mahiyetinde de Adem olmamalıdır. Bırakmamalıdır. Bıraktıkça Adem artar, bırakmadıkça varlık artar. Yok yok ise var olurun hakikati budur denilir. Yani insanın mahiyetinde Adem olursa orada vücut mu neşine mahvolur? Şöyle abi. Nasıl? İnsanın mahiyetinde Adem olmamalıdır. Niye? Diyoruz. Adem mertebelendiriyor çünkü. Ha. Nihayetsiz olmuyor o zaman azimiz, fakrımız. Nihayetsiz olduğunu anlayamıyoruz. Tam aynada olamıyoruz. Nihayetsize nihayetsiz mukabele etmek noktasından bakıyoruz. Nihayetsiz kudrete, nihayetsiz azizle mukabele etmek. Ben sahiplendiğim zaman, kendi boyamla boyadığım zaman, İşte aynanın bekasına aşık olduğum zaman şeyim, dönüp baktığım zaman torbamda aciz, fakir, naks, kusurdan başka şeyler var demek. Çünkü mertebelenmiş benim acizim, fakrım. Adem naksim. Girdiği zaman mı? Adem girdiği zaman. Çıkarttın, başka bir şey kalmadı. Yani Adem'i de çıkarttın içinden. Hı. O zaman hepsi nihayetsiz oluyor abi. Aciz, fakir, naks, kusur nihayetsiz oluyor. Dolayısıyla hani o 208 mesnevide okuduk. Kendi nefsinde, torbasında kusur, naks, aciz, fakirden mağada bir şey bırakmamalıdır. Böyle anlıyorum. Ya kusur, torbada bu kalacak. Evet, bunlar kalacak. Adem'i de atacaksın. Hepsini terk edeceksin. Adem'i de atacaksın. Adem'i de atacaksın. Eğer Adem'i atarsın, atmasın. Zelin oluyor çünkü. İşte çünkü Allah'ın kudreti sonsuz. Niye? Acizlik şey, acizlik yok. Adem yok yani. Yani şey, zemin ya Adem abi. Bu çok önemli. Yani zeminsiz zemine taşımış oluyorsun. İşte o zaman her şeyin her yerde olduğu makama çıkmış oluyorsun. Zamansız zaman, zeminsiz zemin, mekansız mekan oluyorsun yani. O Adem'i çıkarttın. Adem'i çıkarttın zaman çünkü zemin kalmıyor. Adem zemin ya abi. O zaman art, fark, noksan, kusur ise Adem'den daha evet. Öteye. Evet. Mahiyetinde münderiş. O zaman o 642 mesnevideki her şeyin her yerde olduğu makama çıkıyorsun. Evet. O zaman sen her yerde evet. Olabiliyorsun. Evet. Bu da işte hiç olmuş oluyorsun yani. Hiç. Aynı zamanda her şey olmuş oluyorsun. Onu bulan her şeyi bulur diyor ya. Acayip bir şey. Her şeyin her yerde olduğu makama çıkarsan ancak görüşebilirsin var ya. Evet. 642 miydi? Hı-hı. 641. 41 miydi? Hı-hı. 41-42 dedi. Mesnevi he. Evet. Şimdi o zaman Allah Allah. Adem'den daha acayip bir şey çıktı şimdi. Vacibe daha yukarıda evet. Daha acayip bir makam çıktı şimdi. Makamsız makam. Hiçlik makam. Hiçlik. Üstad diyor hiçliğimi bilmeye çalışıyorum. Adem'imi bilmeye çalışıyorum demiyor. Mi? Hiçliğimi bilmeye çalışıyorum. Hiçlik daha acayip bir şey. Ha, daha arkada. Allah Allah. Yani orada işte yani esma boyutunda bakılsa biz esmadan mürekkebiz. Her şey esmadan mürekkep. Enaniyetini bırakıp kendini de esma olduğunu anlayıp o havuza, esma havuzuna kendini bıraktığın zaman sen de havuzla beraber oluyorsun. Havuz neredeyse sen de oradasın. Denizin her yerindesin yani.
Esma denizinin her yerindesin. O zaman duvardaki atomdan, her yerdesin. Yastıktaki atomdan, elmaya kadar insan, hay Allah'ım. Hatta atom seviyesinde bile değil yani. Evet, sir, mana. Esma nerede varsa sen de varsın. Ha. Ve şey de değil yani, cisimleşmiş de değil yani. O yüzden yani, evet abi. O zaman abi Adem'de yine bir farkındalık var. Ben var. Diye. O zaman zemin var yani. Evet, Adem'de yok, hiçlikte yok. Kendin de fark edemiyorsun o zaman. Evet, Adem'de fark ediyorsun. Aha, hiçlikte o da yok. Adem'de fark ediyorsun çünkü Adem derecelendiriyor. Kendinin yok olduğunu fark ediyorsun, evet. Ama hiçlikte kendini de fark yok evet. Yani. Hiç olan bir insan hiç olduğunu bilebilir mi? Gene varsın demektir. O zaman hiç evet. Değilsin. Adem'de olan hiçlikte olduğunu bilir ama hiçlikte olan hiç olduğunu bilmez. O zaman Adem biraz dimaya bu Adem'i sırf denen kalbi bir hiçlik o mu oluyor yani artık? Şimdi Adem var, Adem'i sırf var, Adem mutlak var. Adem mutlak zaten yok. Tamam. O da o zaman Adem var, dimaya ait olsun. Daha bilmiyorum ama Adem'i sırf ise kalbe ve ruhadır. Çünkü artık bir bilinç değil bu. Bir yaşantı galiba. Yani demek ki Adem girse oraya varlık derecelenir. Meratip alır. Yine şekil alır. Sırfta yani, da alır yani. Yani yok Adem. Adem'de olan bir insan. Meratibi Adem'de olan bir insan. Ben hiç oldum. Hiç oldum diyebilir. Ama bilebiliyor. Bak bilinç var gene. Ama hiçlikte olan adam nasıl bilir? Yok. Yok ki kendisini bilsin. Hissedilmez diyor ya. Hı. Bu o şeye bakıyor abi. O bölüme bakıyor. Yani üç tane. Şey yapamıyorsun. Hissedemiyorsun. Hepsinde var bu. Hissedilmez. Yani şöyle diyeyim. Nur için. Su, hava ve nur. Evet. Şuradan nur, açayım yerinden bakayım. Yanlış olmasın. Toprak oluyor o zaman abi o hiçlik. Hiç. Evet, sayık tam toprak olmak lazımdır diyor. Dün de söylemiştik hatırlarsan evet. Üç tane. Kişliğimi bilmeye çalışıyorum diyor. Bir. Sayık tam toprak olmak lazımdır diyor. Üçüncüsü neydi onu da hemen bulayım şuradan. Ama abi çelişmiyor mu? Kişliğini bilemiyordu zaten hiç olunca. Daha bu tarafta. Kişliğimi bilmeye çalışıyorum diyor. Hiç olmamış, onun için daha yok canım, hiç olsa konuşamayacağım. Üçüncü sayık bitti ya. Üçüncü sayıdın. İmam-ı Rabbani Hazretleri şöyle diyor. Sonrası. Öyle bir makam var ki, seslerin kelamı da yok olduğu makam. Hala ben oradayım diye, oradan konuştuğunu zanneden orada değildir diyor. Diyor. Orada olsa konuşamayacak diyor. Onu algılayan ne peki abi? Bir şey olması, yani o ne yani? Nereden ki? O ne? Mesnevi 226'da abi Cenab-ı Hakk'ın likasından sonra rızasından sonra rüyetinden sonra müminler için hasıl olan lezzetlerin derecelerine bak diyor. Rüyetinden sonra. Evet. Orada bir varlık vermedi. Rüyetinden sonra dediğine göre bir son var yani. Evet. Ondan sonra müminler için bir lezzetin. Müminler için hasıl olan lezzetlerin derecelerine bak. Ha, hiçlik lezzeti işte. Hiç işte, hiç ama şu bu hiçi kaybolmak yani taş gibi yani mesela hiç olmayı şöyle anlıyorlar zannediyor. Ben yukarıdan aşağı çıkayım, insanlığından çıktım, hayvanlıktan çıktım, nebatlıktan çıktım, taş. Yani ben insanlık, hayvanlık duygularım yok. Hayır. Yani bu çıkmalardan Esma'ya yanaşıyorsun. Esma ile bütünleşiyorsun gibi. Esma dairesine giriyorsun en azami. O zaman Esma'nın en azami cilvesi olunca sen, belirleniş yok. Esma neredeyse sen de olsun, oradasın. Hisseden o zaman abi. Yani Esma hissediyor artık. Sen hisseden o derken... Yani o nur gibi bakıyor. Hissedilmez kısmı öbür ikisi hissediliyor. Yani hangisi? Su ve hava hissediliyor. Nur hissedilmiyor abi. Nur hissedilmiyor. Ha, en üst şeyi boyutu bu. Oradan da destekliyor yani şeyi. Ha hissedilmez abi. Hissedilmez. Yani olduğunu da bilmez artık. Yani orada stres ve hemhal olmak var yani. Ne olduğunu bilmez. Herhalde onun gözü olurum, ayağı olurum. Yani
Öyle anlaşılıyor abi. Belki daha ileri şeyleri de vardır. Yani ben daha ileri, vicdanım daha ileri söylüyor. Ben onun bakan gözü, yürüyen ayağı vesaire diyor ya Allah. Ondan daha ileri. Miraç'ta bir makam var ya abi, Allah Resulü için diyor, ismi azama şey, bütün her şeyine şey. İşte onunla bağdaşır herhalde bu. İşte Allah ne dersin de işte bu muayyenleştirmek için kafam aynı olması lazım. Evet abi. Bunu da aç yapalım. Tamam. Allah razı olsun.